Neredeyim? Ne yerdeyim ne gökteyim. Kim bilir neredeyim? Oo, hem de nasıl? Hem de nasıl? Ya işte büyük bir hükümet krizi. Benzine zamlar, hastaneler dolar taşar, okullar kapanır, et, süt kuyrukları uzar. Çok acayip şeyler oldu usta ya. Çok acayip. Şimdi şuradan anlatmak lazım. En başından ama sonun başından. Ya hani ya bu krizi bu sermayedarlarımız ayarlamadı. Ne de onun işbirlikçileri. Hani böyle bir trös çökerse her şey de onunla birlikte çöker hesabı oldu. Anladın mı? Yani onun işbirlikçileri ne kadar entrikacı, ne kadar adiyse kalan hepsi de öyledir. Onu düşünsene. Yani ortada G8'lerin örgütlediği, hükümet etmeye hazır bir parti de yoktu. Ya zincirleme kaza gibi. Çok acayip ya. Çok acayipti yani. Anlatacağım. Ben senin ne istediğini biliyorum. Anlatacağım. Cansız bir cenaze evi. Gardiyansız bir cezaevi. Pardon, bu bizim ev değil mi? Pardon, kimi aç kimi tok olacak tabi. Beş parmağın beşi bir değil tabi. Pardon, hepsi aynı elden değil mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Sağ ol. Güven Bey, valizleri yukarı mı çıkartacağız? Sen şöyle bırakıver. Hoş geldin. Hastaneden çıktığında burada olayım dedim. Seni böyle karşılamak istedim. Yok oğlum, Ozan'cığım. Thank you.
Ve sevgili izleyiciler, saygıdeğer dostlar, uzun zamandır programımızın söz verdiği üzere Türkiye'nin medarı iftarı iş adamı Sayın Güven Sarı Selimoğlu'nu sonunda konuk ettik. Hoş geldiniz Güven Bey. Hoş bulduk. Ya Güven Bey, yani ben hakikaten çok heyecanlıyım. Forbes dergisinde ilk 100 şirketin içerisine girmişsiniz. Bunun yanında Orta Doğu'da 300 milyon dolarlık yatırım, şaka mı bunlar? Ya tabii ki şaka değil. Biliyorsunuz dünya hala ekonomik bir krizin içinde ve uluslararası ilişkiler çok son derece problemli. Orta Doğu uzun yıllardır savaş yaralarını sarıyor. Tabii biz de Orta Doğu'ya bir katkı sağlamak istedik. Yüzlerce konutluk bir inşaat projemiz var. Hastaneler, okullar, alabildiğine bir çalışma içindeyiz orada. Ülkemiz için de bu büyük bir hamle. Muhteşem. Aynı bir zamanda şey. On binlerce kişilik bir istihdam yaratacağız vatandaşlarımıza. Bu arada çok önemli bu. Hükümetimizin katkılarını asla unutmamamız gerek. Holding'in büyüklüğünde gösteren tabii, bir şey. Bir dayanışmayla olabilir tabii, ancak böyle tabii. Şeyler. Dikkatimi çeken başka gelişme de aslında biraz da fantastik geldi bana. Dev bir hayvanat bahçesi projesi. Ya evet, o biraz ilginç bir şey. Rahmetli babacığımla... Nur içinde yatsın. Sağ olun. Biz rahmetli babacığımla Avrupa şehirlerini dolaşırken her gittiğimiz şehirde bir hayvanat bahçesini ziyaret ettik. İnanılmaz devasa hayvanat bahçeleri. Tabii benim içimde çok büyük bir ukde kaldı. Dedim, neden bizim ülkemizde de böyle bir hayvanat bahçesi olmasın? Sonuç itibariyle böyle bir işe soyunduk. Yapımı neredeyse tamamlandı. İnanılmaz bir proje gerçekten. Öyle. Ve galiba babanızın vasiyetini yerine getirdiniz. Aynen öyle. Bravo. Öyle. Şimdi tabii bizi çok sayıda anne baba izliyor. Bütün aileler bu projeleri müthiş bir merakla ve dikkatle dinliyorlar. Aynı zamanda biliyorsunuz programımıza katılabiliyorlar da mesajlarıyla. Ben bir iki tane mesaj okumak isterim. Mesela Turgut Uyar Rumuzlu bir izleyicimizden geliyor soru. Bu büyük hayvanat bahçesi içerisinde acaba küçük çocukların da koşup oynayabileceği ve saklanabilecekleri ahşap kulübecikler olacak mı? Evet, tabii. Çeşitli sosyal faaliyet alanlarımız olacak. Spor alanlarımız olacak. Mesire alanlarımız, piknik alanlarımız olacak. Halkımız buraya gelecek, dinlenecek, gezecek, eğlenecek. Böyle şeyler de olacak. Müthiş bir şey yani. Aynı zamanda hem yani eğlenip sosyal ortamda, sosyal yaşam alanı. Sadece hayvanat bahçesi gezmesi değil, hem de dinlence, eğlence alanı. Çocuklar için de müthiş. Aynen öyle. Tabii yani bizde kalibre edilmiş standart oyun alanları olacak çocuklar için. Ha tabii ayrıca şurası çok önemli. Halkımız... Kapatın ben şunu. Abi! My friend. Oh. Is Sam and the pretty?
Sen bugün ne yapıyorsun? Vakıfta işlerim var. Dinlenseydin biraz da. Boynun nasıl? İyi. Sakın çıkarma boynunu, olur mu? Vakfa gidiyorum. Gidiyorum efendim. Evet efendim. Evet. Takıyor efendim. Hı hı. Evet. Anladım efendim. Olan dışı bir durum yok. Hı hı. Peki efendim. Gel. Efendim, imzalar için gelmiştim. Şey, bir de bir gazeteci hanım aramıştı. Özgür Özay adında. Röportaj yapmak istiyormuş, telefon numarasını bıraktı. Teşekkür ederim. Dışarıda çıkarıyorsun galiba. Ne haber? Pardon? Boynunu dışarıda çıkartıyor musun diyorum. Ha. İyiyim ben. Yani daha çabuk iyileşmen için ne bileyim taksan iyi olur sanki. Yarın masaj istersen ben şoföre söyleyeyim. Vakıfta söyleyeyim. İşlerim var. Alo. 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 Ne var kardeşim? Ne var? Ne var? Ne istiyorsun yahu? Ya bu numaradan... Bundan aramamaları gerekiyor beni aslında. Üzül derim efendim. Kusura bakma. Alo. Kimsin sen kardeşim? Bak, böyle gizli numaralarla falan benimle uğraşma. Ben seninle uğraşırım. Seni mahkemeye veririm. Tespit ettiririm yerini. Vakfa gidiyoruz.
Dur bir dakika. Dur. Evet. Vakfa gidiyoruz. Merhaba. Ne ver ben? Nerede? Kaçta? Tamam. Masaja mı gidiyoruz? Hayır, terapiye gidiyoruz. Tarif edeyim mi yolu? Hayır. Can nasıl peki? İyi. İyi. Kazayı duyunca seni çok merak ettim. 2 ay sonra mı? Her yerde aradım ben seni. Hiçbir yerde kaydın yoktu ki. New York'taydım. Ben de yedim bunu. Sen bilirsin. Büyük birader bizi izliyor. Yeni mi bu tip? Evet. Güvenlik için. Güvenlik için. Kendi güvenliği için mi? Ne yapacak? Sağda solda konuşursan beynine mi sıkacak? Saçmalama. Telefonun öbür tarafında götü uçukluyordur eminim. Kiminle konuşuyor? Nasıl bir tip? Arkadaşlarımla buluşabilirim ya. Lastik nasıl patladı? Dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Asıl sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ülkenin en büyük holdinginin sahibinin karısı trafik kazası geçiriyor.
Çarşaf çarşaf gazetelerde birinci sayfadan haberi çıkıyor. Poliste olayın tek bir kaydı yok. Memleketteki hastanelerin suyu çıkmış gibi hanımefendi Amerika'ya tedavi olmaya gidiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi de iki ay sonra gelip sessizce vakıftaki işlerin başına geri dönüyor. Bu mu? Bir zamanlar Münevver diye delikanlı bir kadın tanımıştım. Nasıl böyle bir adamla birlikte olabildin? Hala anlamıyorum. Bir an boka basmak gibi. Münevver, ben gazeteciyim. Medya ne işe yarar iyi bilirim. Sen boğazına kadar boktasın. Her yerinden akıyor pislik. Şimdi birinci sayfada çıktı haberin. Bir sonraki haber üçüncü sayfada çıkacak. Geberip gidersin, kimsenin ruhu duymaz. Ve vakfa da korkuluğunu dikerler artık. Ne istiyorsun benden be? Artık kendin için, belki de hepimiz için bir şey yapmanı istiyorum. Lütfen. Bir şey. Ne? Peki lan. Hamileyim. Ne? Nasıl olmuş? Ne? Ne değil? Kim? Özgür'le buluştunuz ya bugün. Merak etmiş. Kazayı duymuş. Merakını giderebildin mi bari? Biraz lafladık. O kadar. Hı hı. Boynun nasıl? Çok iyi. İyi. Daha iyi olacak. İyiyim ben ya. Evet, iyiyim. Sorun yok. Bence sen de iyisin. İyisin, iyisin.
Unutalım bunları. Bir daha olursa gene unutalım. Ya yani bir daha olmayacak tabii. Asla olmayacak da bir daha olursa gene unutalım. Olmuş bitmiş şeyleri hatırlayıp durmanın anlamı yok. Gereksiz değil mi? Kaşıyıp durma yarayı. Kaşıma diyorum sana. Ya kulağını kısıtmıyor mu beni? Nereye? Yurt dışına.
eliyle koymuş gibi bulur beni. Ne yapacaksın peki? Bana yardım et. Birini bul bana. Kim olduğunu bilmiyorum. Güven'in dolaylı ya da direkt olarak zarar verdiği bir insan evladı. Yasa dışı bir örgüt üyesi ya da yer altında pis işlere bulaşmış biri. Yani bilmiyorum şimdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Nasıl biri bilmiyorum. Ama bir deli. Deli. Kulağıma elini çekinmeden sokabilecek kadar midesiz biri. Münevver Hanım. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Münevver Sarı Selimoğlu. Evet. Şimdi... çok sevdiğim bir şarkı var benim. Diyor ki... bir bahar akşamı rastladım size falan filan. Daha önceleri neredeydiniz diyor. Sizinle şimdi tanışmamız bir enteresan oldu tabii. Münevver Hanım, Özgür Hanım bahsetti olanlardan. Özgür Hanım anlattı tabii başınıza gelenleri. Hoş değil tabii bunlar, geçmiş olsun. Sağ olun. Siz sağ olun. Siz kocamı tanıyor musunuz? Tanırım. Yani sizin kadar tanırım. Harbiden. Şimdi... şimdi bayramda ofiste kimse olmuyor. Yalnız kalır. Şimdi benim sizden istediğim, bilmiyorum belki, bir adamız, bilmiyorum. Yani belki gidip parasını almanız ya da belki biraz onu korkutmanız, değil mi? Evet, biraz korkmasını istiyorum. Belki birazdan biraz daha çok. Yani profesyonel sizsiniz. Evet. Körün istediği bir göz. Allah vermiş iki göz. Yani hani belki yolsuzluklarının falan ortaya çıkması olabilir yani, bilmiyorum. Yani. Bilmeyen mi kaldı canım onları? Bilmeyen mi kaldı yani? Para az mı geldi ya? Yapmayacak mısınız? Ne kadar meraklısınız yaptırtma ettirtmeye. Vay anasını Sarı Selimoğulları vay. Yani ateşi tutmak için maşa kullanmaya çok alışmışsınız. Bilmiyorum, belki de tabii çok canınız yandı.
bilir neler geldi başınıza. Ya çok cesur bir insansınız siz. Gerçekten. Fakat... Maşa'nın da ateş olduğunu bilmiyorsunuz icabında. Ne demek bu şimdi? Yani siz kocamansınız da... ...yapmak istediğiniz küçücük yani. Yani siz... ...domuzdan kıl koparmaya çalışıyorsunuz... ...ben çiftliği kafasına geçirmeye çalışıyorum. Çattık. Şimdi... ...babamı kestim ben. Öyle yani. Önce senelerce kafamda kestim. Ha bugün ayarım falan filan derken... ...öyle bir gün geldi. Bir gün yani... ...öyle göbek deliğinin altından, kasının üstünden taktım bıçağı, kaburgasına kadar çektim. Dalak, böbrek falan ne varsa... ...daldı ortalığa falan. Neyse... ...önce bir ağırlık çöktü tabii üstüme. Böyle bir dağ tepeme indi falan. Sonra dedim oğlum ne duruyorsun yani? Durma yürü geç dedim. Geçtim gittim. Annem için tabii. İçeri girdik, yattık, çıktık falan. İçerideki abiler bendeki cevheri gördüler tabii. Dediler oğlum Galip hadi yürü dediler. Yürü, yürüdük geldik. Gelirken buraları nerelerden geçtik falan filan neyse. Şimdi... ...ben aradan bir zaman geçince... ...babamı özledim. Yani başlarda hiç fena bir adam değildi. Yani melek de değildi. Ama şeytan da sayılmazdı gerçekten yani. Peki ne oldu da bu melek gibi adam bir şeytana dönüştü? Ne oldu? İşsiz kaldı. O zamanlar tabii yaşımız küçüktü. Biz böyle neydi ne değildi gibisinden ayıkamadık mevzuyu falan filan. Neyse, şey anlatacağım. Aradan bir zaman geçince, biz de tabii babanın değerini anlayınca... ...babam geceleri benim rüyama gelmeye başladı, benden muhabbet ediyor. O anlatıyor, ben dinliyorum. Ulan ne anlatayım yani? Hani babamızı kesmişiz. Neyse, geliyor rüyama, diyor ki, oğlum diyor, ben diyor işsiz kalınca diyor, sana babalık edemedim, annene kocalık edemedim. Ne olacaktım diyor yani, başbakan mı olacaktım diyor, affedersin, yolun iti mi olacaktım diyor, ne olacaktım diyor, iyi ettin beni öldürdün diyor. Sen öldürmeseydin ben öldürecektim falan filan, şimdi... Bizde böyle mıy 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 kafa ütülemek olmuyor. Ama ulan şimdi babanı kesmişsin yani. Meşgul ediyor kafayı. Yani böyle kulağını üflüye üflüye kemiriyor sıçan yani. Evet. Önleyeceğiniz hiçbir şey istemiyorum. Anladın mı neden? Ortağız. Çaktın mı kutteyi? Ha.
Alo. Güven Sarı Selimoğlu'yla mı görüşüyorum? Evet. De siz kimsiniz? Galip Yılmaz ben. Memnun oldum. Aslında beni tanıyorsunuz. Öyle mi? Babanızın bir zamanlar Fatsa'da bir fabrikası vardı. O zamanlar babanız işletiyordu fabrikayı. Bugün babanızdan fabrikaya ziyarete gelmiştiniz. Ben de arkadaşlarımdan bahçede patlak topumdan maç yapıyordum. Siz de benim topumu çalmıştınız. Kusura bakmayın, ben gerçekten sizi hatırlayamadım yani. Ayrıca uzun süredir Fatsa'da da bir girişimimiz yok. Yani gerçekten... Biliyorum, biliyorum. Şimdi sizin hafızanızı zorlamak da istemem. Tabii sizin gibi böyle büyük bir iş adamının ülkenin yarısını satın alabilecek güçte bir patronun hafızası yeterince kalabalık. Bir saniye. Siz bu telefonu nereden aldınız? Şimdi... Bu özel bir hat. Benim çok önemli bir faaliyet için yüklüce bir yardıma ihtiyacım var. Evet, çok güzel. O kadar önemli bir faaliyet ki bu. Şimdi ben anlatacağım size faaliyetin ne olduğunu. Siz de bana sadece hak vermeyeceksiniz, yardımı da yapacaksınız. Şimdi bakın, biz yardımlarımızı yıllık bir plana göre yapıyoruz. Ve o plan çoktan yapıldı bitti. O yüzden size yardım edebilme şansımız olacağını hiç zannetmiyorum. Kusura bakmayın. Oldu o mu? Zaman şöyle desem... Sen bize bu yardımı yapmaya mecbursun da yapacaksın desem. Böyle bir mecburiyet mi olduğunu hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Bilal. Ulan Bilal. Bak. Sen yine bana böyle bir eşek şakası yapıyorsan. Ya karını yaparını desem. Bilal. Yavrum, sana inanabileceğimi hiç zannetmiyorum. İstermem bana. Bana bak. Bak güzel. Alo. Evet. Sen bana 300 milyon dolar hazır et, ben de sana karının özgürlüğünü vereyim. Çok komiksin ya. Hakikaten çok komiksin. Bırak bu işleri ya. Tamam. Vallahi tabii. Ya. Sen şimdi bana inanmak zorunda değilsin. Bak şöyle yapalım. Niye inanayım ha? Alo. Sen şimdi karını ara, tamam mı? Ben de arkadaşları arayayım. Karının telefonunu açsınlar. Olanları karın sana kendisi anlatsın. Yarım saat sonra da ofisinde buluşalım, tamam mı? Ha, oldu. Tabii. Neredesin? Yukarı gel.
Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Galip. Galip Bey. Hoş bulduk Güven Paşa. Otursanıza. İyi olur. Bu ne acayip asansördü ya. Çık çık bitmiyor köfte. Oraya bir tabur atsan diyorum. Bir iki dostes. 10 numara olur. Ne oldu? Telefonda konuşurken de sizi merak etmiştim. O yüzden böyle bakıyorum ya. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben senin babanı, dedeni, atanı, soyunu, sopunu, 7 sülaleni çok iyi bilirim. İşini iyi yapan insanları her zaman takdir etmişimdir. Bu koca binaya bir kişi mi bekçilik ediyor ya? Evet. Ne yaptın, kovdun mu insanları? Ne oldu la kaldın? Kurban bayramı. O yüzden kimse yok. Bayram ha. Sana bayram. Ne oldu yine kaldın? Olur mu hiç? Olur mu? Bütün İslam aleminin bayramı. Tabii. Sokaklar sivil kaynıyor ya. Öyle mi? Çok komik adamsın ha. Benim değil. Yani o siviller. Ya biliyorum, biliyorum. Etkilenmeye başlıyorum. Yemekten. Hazımsızlık mı var? Hmm. Soda falan iç varsa çok zor bir şey hazımsızlık. Ama işte öyle bilgi, bilmek falan her zaman bir işe yaramıyor. Suçlu suçunu itiraf etmedikçe ya da suç üstünde yakalanmadıkça yaramaz tabii. Anlamadım. Karın senin umrunda değil. Karım umrumda. Karım benim her şeyim. Karım yoksa ben de yokum. Ya şimdi kadınlar olmasa hiçbirimiz olmazdık garanti. Tamam o değil de sen karını sevmiyorsun birader. Biliyor musunuz? Yani siz özünde bence iyi bir insansınız. Gerçekten. İyi. Yani... Ne bileyim, benim böyle bir kanım ısınmaya başladı size böyle. Kendimi böyle... Sen de mısın sen? Lan bak! Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Senin yoğurt yiyişine var ya. Söyle söyle, içinde kalmasın. Neyse hadi. Neyse. Neyse. Aa.
300 milyon dolardı değil mi? 300 milyon. Şimdi Galip Bey, biliyorsunuz 300 milyon dolar çok büyük bir meblağ. 120 kat aşağı ineceğiz, kasa dairesine gireceğiz. Ana bilgisayarı açacağız, parayı transfer... İnsaf. 400 milyon. Oha. 450 milyon dolar. Tamam, tamam, tamam. İnelim mi? Cehennemin dibine inelim. Belki kasa dairesi cehennemin dibidir. Ha, şunu bileydi. Nar. Yok bir şey. Ofisin manzarasını beğendiniz mi? Çok güzel ya. Vallahi. 114. Sanki böyle her şeyin sahibi senmişsin gibi. Sanki, ha? Sanki tabii amına koyayım. Ne? Sanki. 112. Dur kesme beni, asansöre bakıyorum. 110. Kainatın ortasının ortası. İstanbul ayaklarının altında. Sanki. Bu asansör açtı seni ha. 110 kat ineceğiz. 106. Haliyle biraz zaman alıyor tabii. Ne, 3 dakika falan olur. Ne var? Bu asansör az kullanılıyor. Biraz zaman uzuyor. Birkaç dakika falan. Asansör durdu. Aa, durdu. Enteresan. Yani sen böyle kimseye hesap vermeden zart diye iniyorsun kasa dairesine, öyle mi? Dükkan benim. Vay be. Neydi ya, bir tane lavuk vardı bu. Üf, milli yeğen falan. Bunun bir dalgası, davası bir şey vardı. Bir neydi o? Ha, şu meşhur dava. Ha, ağzın belliysin. Ne yaptıydı o ya? Kasasını soyarken kameralara falan mı yakalanmıştı bir şey mi? Neydi? Geri zekalının teki o. İş tamamıyla böyle yürüyor. Ha, yakalanmıştı o. Fark orada. Hırsızlığını tescil ediyorsun yani. Dürüst bir hayat vardı da biz mi yaşamadık? Yüz
Bana bak. Biz kasa dairesine iniyoruz değil mi harbiden? Kuşkunuz mu var? Olmasın değil mi? 96. İş risk demektir. Risk de iş demektir. 94. Öyle. 92. Kartal gördün mü serçe misin lan sen? 90. 86. Sizi bir an öpesim geldi. 84. Asansör fantezisi mi yapacağız? 82. Hayatın kendisi fantezi. 80. Böyle özlü sözleri yazdığın bir defter falan var mı senin? 78. Var. 76. Ama yanıma almayı unutmuşum. 74. Vallahi mi? Vallahi. 72. 70. 60. Risk almayı hiç sevmem. Her işim hesaplı kitaplıdır benim. 66. Canım benim. 64. Aramızdaki fark işte böyle bir şey. 62. Biliyor musun? Koşulları belirleyen... 60. ...olayları da belirler. 58. Anladın mı? Ben cahil anlamaz. 56. O zaman... ...senin anlayabileceğin bir dille anlatayım. 54. Ha. Ayakkabıyı yapan... 52. ...yürüyüşü belirler. 50. Ne yapmayı düşünüyorsun acaba bu tabancayla? 48. Olayları... 46. Ne de o şeyi, ne dedin? Belirlemek. Ha, belirleyeceğim ama bu sefer tersten olacak. Olaylar, koşulları... 44. Ne sikimdi o, ne... Belirlemek. Ha, belirleyecek. 42. Bu tabancayı çektiysen... 40. Tetiği de çekmen gerekebilir. Hı? Çekeriz. 38. Beynimize sıkarız icabında. 36. Taklit yeteneğiniz çok... güzel. 34. Mafya dizisinden fırlamış gibisiniz. Siz derken... 32. Sen demek istiyorum, ne kadar da dangalaksınız ya. 30. Vallahi mi? Vallahi. 28. İş adamı. Dedim ya. 26. Riskli. E ne olacak şimdi? 24. Düello. 22. Dedi ilk çeken yaşar. Güçlü olan hayatta kalır. Ya da ikimiz de öbür tarafa cört. 20. O da var. Ama birimizin karısının kellesi gider. 18. O kadar da dangalak değilim diyorsun yani ha? 16. Abicim sen dangalaksın diyorum. Biraz da asabi. Her yerin asabi olsa ne olur lan? 14. Aa, boşmuş. Salak. Lobi. -2. -4. Geldik. Zemin. Güvenmiyor. Böyle düello mi olur amına koyayım ya? Demin oluyordu. Açıyor muyuz kapıyı? Açıyoruz.
Ya birader, ne oldu senin bu kasa dairesi durumu? Yalan oldu galiba. Ayakkabıyı yapan yürüyüşü belirler Galip Bey. Anladım. Daha ucuzunda değildi. Baksan 60'ında gibi. Daha çocuğu büyümeden. Karım nerede?
Masaj iyi geldi lan. Efendim. Efendim dedim senin, doğru bildin. Ben ne yapmak istediğini çok iyi anladım seni. Ne anladın lan? Sikim anladın yok. Boks geçmişim var benim. Tebrik ederim. Madalyalarım var. Çok tebrikler. Babam ne kadar karşı çıksa da o kadar kaçıp kaçıp boks yaptım. Çok ayıp lan, insan babasının sözünden çıkar mı hiç be? Koruluktaki kulübeye boks malzemeleri yok. Vurma topu, rakip mankeni. Hem kulübede hem kulüpte durmadan çalıştım. Sen Rocky'yi de izlemişsindir kesin. İzledim. Evet. Türkiye şampiyonası finaliydi. Evdekilerin dünyadan haberi yok. Karşımda bir asker vardı. Silahlı kuvvetler gününden. Bildiğin Mehmetçik. Sağ sol köşelerle saydırıp gardını uçurdum. Sağ direkle devirdim. Sağ direk bende hala fena değil ha. Fark ettim. Çocuk yerdeyken astsubayıyla göz göze geldi. Başçavuş buna öyle bir küfür etti ki inanılır gibi değil. Çocuk pire gibi sıçrayıp ayağa kalktı. Yine indirdim. Yine kalktı. Eldivenlerini birbirine vurdukça hakem boks dedi. Sonuç olarak antrenörüm havlu atmak zorunda kaldı. Oğlan madalyayı kaptı. Türkiye şampiyonu oldu. Bilseydim havlu attırmazdım. Öldürdün yani Mehmetçi. Ne öldürmesi ya? Havlu attırmazdım diyorum. O kadar da kötü değilim diyorsun yani. Kıssadan ise. Çok etkilendim ya. Öyle ya da böyle bana münevverin yerini öyle söyleyeceksin. Öyle ya da böyle ya da. Ya da ben seni sonsuza dek okşayacağım. Cehennemde yansaydım anam diye inleyeceksin. Bu dayak var ya. Bu dayak bana cennet abicim. Sen beni okşamaya devam et. Çok yalancısınız dangalak beyefendi. Yalanın doğru artık. Diyorsun. Diyorum. Bence sen kaşınıyorsun. Ya. Silahsız alanları bir de karnını dövebilirsin. Ne dedin sen? He? Kulaklarım kirlenmiş. Biraz temizlet dedim. Bir daha söyle bakayım. Diyorum ki kulak burun boğazcıya gitse iyi olur diyorum.
kime yürü? Şimdi küçükken bir kavanozum vardı bir tane. Bana ne lan senin kavanozun? Şimdi olmuyor ama yani. Böyle en başta sizli bizli konuşmalardan sonra böyle dayak köteğe. Şimdi de böyle çok ayıp yani. Lanlı lunlu konuşmalara geldik olmuyor yani. Olur öyle. Kavanozumun içine su doldururdum. Ya ne anlatıyorsun sen Allah aşkına? Dinle, çok güzel hikaye. Kavanozun içine su doldururdum. Sonra içine bir karınca atardım. Karınca önce suda birazcık çırpınırdı böyle. Bu bölüm hemen bitsin gitsin isterdim tabii. Ne? Devam et. Ne anlatıyordum ya? Karıncalı, marıncalı, kavanozlu, mamanozlu. Aha. Nerede kalmıştım? Karınca suyun üstünde kalıyordu. Orası hoşuna gitmiyordu. Karınca suyun üstünde kıpır kıpır ediyordu. Ha. Niye anlatıyordum bunu ya ben? Ama işin en güzel kısmı bu karınca suya batmaya başladı zaman başlıyordu. Olmadı, başladı olmadı iki kere. Ah. Ya kusura bakma, Türkçem biraz kötü. Ha? Ne? Ha. Ne bileyim, böyle sen susunca bir şey oluyor sandım. Neyse. Ama... sonunda... Oh! Karınca... öyle ya da böyle... suyun dibine boylardı. Ben de derdim ki lan Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım derdim. Ne olursun bu bölüm bitmesin ama... karınca suyun dibine inerdi tabii. Ben de sinirden... bu amına kodumun kavanozunu böyle artık duvarda parçalayasım gelirdi. Ne oldu lan? Ne oldu? Pek bir ilgilendin. Böyle var mı başka hikayeler, çocukluk anıları falan filan? Ha? Var ya da yok. Sana ne yapacağım? Niye anlattın o zaman bunu? Ne bileyim, içimden geldi anlattım. Hani her işin hesaplı kitaplı gibi senin? Helal lan Bilal. Hafıza süper. Ama yanlış, burada hesap kitap yok. Sen patlattın bir tane, ben de öyle anlatıvereyim dedim. Babamın bir köpeği vardı. Hani tertemiz bir labrador. Bu bir gün yaralandı. Ben bunu aldım, tıraş ettim yarasını. Dentriliyot bastım. Antibiyotik içirdim. Birlikte uyuduk, uyandık. Sonunda bu iyileşti. Yarasını böyle tatlı tatlı kaşıma. Tırnağımın ucuyla. Kabuğunu kaldırmak çok hoşuma gidiyordu. Hadi. Bizim evde de bir akvaryum vardı. İçinde köpek balığı besliyordum ben. Böyle Japon balıklarını zehirleyip köpek balıklarına veriyordum. Ne yapacaklar falan çok merak ediyordum yani. Köpek balıkları böyle ölmüyorlardı da böyle böyle bir tuhaf oluyorlardı. Çocuk kaçırdım. Koruluktaki evin tavan arasına hapsettim.
Tam 7 yıl. En güzel oyunlar oynadı. En güzel yemekleri yedi benimle. Sonra... Bırak onu, bırak onu çocuğu seni. Bırak onu çocuğu. Geberteceğim. Bırak onu çocuğu seni. Bırak onu çocuğu. Daha bunlar leblebi çekirdek. Ya bende ne hikayeler var. Luna Park'ta 3 yaşında bir kız çocuğunu aldım. Sus lan! Sus lan! Münevver'in bilmediği daha çok hikaye var bende. Helal helal. Allah helal olsun. Çözdün ihaneti ha. Benim anılarımı bana anlatmak ha. Tereciye tere satmak. De niye? Seni kendime daha yakın hissetmem için mi? Ben seni kendime niye yakın hissedeyim? Benim karımı ayartmak ha? Ne ayartması lan? Benim karımı... Ayart! Acı çektin lan ekmeğin. Çözeceğini sanıyorum. Acı çektin canını sanıyorum sana. Kim tanıdın lan sana acı kankı kama. Lan dur tamam be dur be. Buna bile koyayım söyleyeceğim dur. Sizin vakıfın imarethanesinde. Çinko. Ne zamandan beri mafya babaları imarethanelerde kapuska kuyruğuna giriyor he? Karın çağırdı beni oğlum. İstersen adını söyleyebilirsin alınmam. İster alın ister alınma lan. Çok da sikim dedi yavşağa bak. Anlat dedin anlatıyoruz. İyi anlat o zaman. Yok öyle şey canım. Bir sen bir ben. Ne bir sen bir ben? Bir sen soracağım bir ben. Sor! Fatsa'daki fabrikayı niye kapadınız lan? Fasa'daki fabrikayı babam kapadı. Size mis gibi sırada dikti. Fabrikayı dürdü katladı Malezya'ya taşıdı. Düşük vergi, düşük ücret, sigorta yok, yol masrafı yok işte o kadar. Sen bana bırak bunu da. Nasıl tanıştınız Münevver'le onu söyle. Sizin vakfın yoksullara yardım fonunda. Bizim hemşireler de faydalanıyorlar. Bir gün yemekte bizimkiler ballandıra ballandıra beni anlatmış. İnanayım mı şimdi ben buna? Grev yasasını sen mi geçirdin lan mecliste? Ne saçma sapan sorular soruyorsun ya? Sorumun cevabı bu değil. Neyse cevap vermeye gerek bile duymuyorum. Bırak bu gerzek soruları da sen benim soruma cevap ver asıl. Ne ver acaba gerçekten seni merak ettiği için mi seninle tanışmak istemiş? Ha? Esasen öyle değil. Ama biraz da öyle. Lan! Tamam oğlum dur sana yekten söyleyeyim. Şimdi karın yani bu senin karın. Böyle karınca, köpek balığı, sidikli yatak çarşafı ne bileyim amına koyayım. Antika eşya falan olmak istemiyormuş. Ne diyorsun sen ya? Karın seni sevmiyormuş ya. Koskoca Güven Sarı Selim oğlunu sevmiyormuş. Allah yazık. Yavrum bu kadar üzüleceğini bilseydim baştan alıştıra söylerdim ya. Demek benden para tırtıklamak için seninle iş birliği yaptı. Ha, öyle. Şimdi sıra bende.
babanı sen mi öldürdün lan? Babam ölmedi. Nasıl lan? Ne oldu, bir sakıncası mı var? Lan öldü işte adam. Kalp krizinden amına koyayım geberdi gitti. Gazeteler yazdı çarşaf çarşaf. Gazeteler yazar. Gazeteler benim. Ama işte babam ölmedi. Yaşıyor. Koruluktaki evde. Mizaç. Değil mi? Mizaç. Bir çocuk vardı. Koşa koşa, nefes nefese, elinde bir topla ofisine girmişti. Sen çocuğun elinden ganimetini kapıp pencereyi açıp topu ötekilere fırlatmıştın. Sonra çocuğa dönüp herkesin her şeyini alabilirsin. Bir tek şeye hariç demiştin. Hatırlıyor musun? Oyuncakları hariç. Ha? Peki benim oyuncağım neydi babacığım? Hı? Evet. İş? Şirketimiz? Evet. Yani demek ki her şeyi herkesten alabilirsin. Oyuncakları hariç. Öyle ya da böyle ipler senin eline geçmiş işte. Ne iyi ki. Baban ölmemiş ama felç geçirmesinden de sen sorumlusun. O iş iyi, öyle değil. Öyle canım, öyle öyle. Zehir midir, zıkkın mıdır, ne bokumsa vermişsin adamcağıza, adam felç geçirmiş. Hiç öyle. Neden öyle yapmışsın? Eğer öyle yapmasaymışsın, baban senin yerine şirketin başına kardeşini geçirecekmiş çünkü. Tam bir faşisti bu. Şimdi şirketin başında olsaydı ülkede kesin darbe olmuştu. Şimdi? Demokrasi var. Gülecektim ama yanlarım ağrıyor. Nerede şimdi senin bu faşo kardeşin? Güney'de tatil yapıyor. Ev hapsinde yani. Bak sana bir sır vereyim. Amacı olmayan bir erkek ölümü bekler. Şimdi biz senin karınla seni soyma planını yaptık. Sen de çaktın, çözdün mevzuyu, helal. Evet, 450 milyon dolar. Ha, bu ikinci çinko. Al paranı git. Al oğlum, ikinci çinko diyorum ya. 450 milyon dolar diyorum. Doğrusu bu zaten. Sen paranı alıp İsviçre'ye gidiyorsun. Tamam mı? Münevver burada kalıyor. Niye? Olmaz o iş öyle. O zaman sen... Tamam. Ben sana Fatsa'da fabrika. Hatta fabrikalar açacağım. Ah ulan, çok yumuşak yerimden yakaladın. Bir an ikna olmuyordum ha. Tamam, Fatsa'da fabrikalar artı 600 milyon dolar. Ulan ben seni eskort eşliğinde, davulla, zurnayla, pirabla, zerdeyle göndereceğim. Yok canım, yok canım. Kimse kılmaz herhalde. Ben buradan nasıl çıkacağımı çok iyi biliyorum. Ya iyi, nasıl çıkarsam çık! Ben Münevver'in yerini alayım. Ne yapacaksın lan? Öldüreceksin mi karını? Ne öldürmesi? Ben kimseyi öldüremem. Öldürürsün. Öldürdün. Kim öldürmüş? Babamı öldürdün sen. Kim senin baban ya? Babam Fas'taki fabrikada ustabaşıydı. Şeker gibi adamdı be, işsiz kalana kadar. İşsiz kaldıktan sonra şeytana döndü, ben de o şeytanı çok. Anladın mı? Ben bilmiyorum. O zaman babam patrondu. Benim olayla hiçbir ilgim, alakam yok. Aynı boku gittin, Fatsa'dan başka yerlere de sıçtın. Nasıl sıvamışım acaba? Senin patronluğun sırasında 4356 kişi iş kazasından öldü lan. Vay. Ya.
da adı üstünde iş kazası. Kış sezonunda 7111 kişi 4 aylık maaşlarını alamadan, kıdem tazminatları ödenmeden kapı dışarı edildiler. Allah Allah. Ama biliyor musun? Ben son 10 yılda fazladan 100.000 kişilik istihdam yaratmışım. Gel sen de yap göreyim bak. Binlerce kişi iş sigortası çalıştırdın lan. Ticaret böyle bir şey Maluk Bey. Ormanları yaktın. Dereleri yapay göllere, borulara soktun ulan. Anlatayım mı daha? Anlatma istemez. Memleketin tabiatı muazzam. Ne kadar yıkmaya çalışsam sen yıkma. Katilsin oğlum. Bir insanı öldürmek için illa gırtlağını sıkmana gerek yok. Yoksulluğa sefarete bıraktın mı o geberir gider zaten. Vay. Bu cümleyi kuran sen misin? Sen var ya. Sen katilsin. Katillerin başısın sen. Sen kimsin? Üçüncü Çinko. Ben neysem neyim? Ama sen katilsin. Köfteleri lüpretip tam o gırtlaklayamayansın sen. Hakikaten sen kimsin ya? Ben senin savcınım, yargıcınım. Celladınım ben seni. Nasıl olacakmış o? Ya, al paramı da git hadi. Hadi. Ben var ya, eğer buradan çıkarsan sen Münevver'in yerini bak baş görürsün. Aa, oldu ki bana böyle acayip işkenceler yaptın, ben de sana öttüm. Ama bil ki anam avradım olsun yalan söylüyorumdur. Çünkü adamlarımın Münevver'i nereye götürdüğünü ben bile bilmiyorum. Ne istiyorsun benden? Buradan çıkar çıkmaz ilk işim karnı atlamak olacak. Benden! Şu hıyatlattın sonra gidip şu babanla abini de keseceğim. Ne istiyorsun ulan benden ki? Keseceğim gırtlaklarını. Ne istiyorsun? Güzel kıvama geldi. Senin çevrende severek işkence ettiğin herkese senin yüzünden geberteceğim. Sen hala ben kimseyi öldürmedim diye dolaşacaksın ortalıkta. Tam olarak ne istiyorsun benden? Beni öldürmeni ve cesedimi Münevver'e postalamanı. Saçma mısın sen ya? Topala. Münevver kısmını hiç anlamadım. Ama ben kimseyi öldüremem. Öldürürsün, öldürdün be. Hayatta yapacağın kötülüklerin en kolay olur. Ben niye öldüreyim ki ben seni? Sende kafa durdu galiba. Ha bak ne diyorum. Eğer beni öldürmezsen ben senin çevrende sevdiğin bütün insanları böğürte böğürte sike sike öldüreceğim. Sen gerçek değilsin. O ellerindeki benim kanım acı. Ben öldürmeyi bilmiyorum. Bilir, bilir. Hakikaten bilmiyorum ya. Gerçekten. Ha. Ben seni buraya hapsederim. Sen buradan asla dışarıya çıkamazsın. Kimseye de zarar veremezsin. Bitti git. Bu kadar. Oh. Sen anlamadın galiba. Eğer sen yapmazsan
Bu işi benim adamlarım yapar. Lan nasıl bir piçsin sen ya? Nasıl öldüreceğim seni ben? Silahın vardı burada. Burada. Sık kafama. Bu çok ani olur. Senin tarzın değil. Şey yap. Boğ beni. Bu daha makul. Seni öldürmemi istiyorsun? Önemli olan bu değil. Önemli olan beni öldürmezsen neler olacak? Tamam. Peki niye başından beri söylemedin? Niye bu kadar tantana yaşadık? He? Sen istedin. Nasıl ben istedim ya? Sen istedin tabii. Asansörde belinde silahımda kurşunum vardı. Beni vurabilirdin. Burada iki saattir beni eşek sudan gelinceye kadar dövdün. Sen zevk almayasın diye dişimi sıktım ki bununla da başarılı oldum. Tamam. Ben çok merak ediyorum. Sen niye ölmek istiyorsun ya? Sen niye yaşamak istiyorsan? Yukarıdakiyle bu aynı kişi. Sence? Ha. Bak. Münevver için ölmek istiyorsan bunu öner. Hiç sorun yok. İkimiz de delikanlı anlarız. Ha? Münevver için değil. Babam için. Dağ gibi delikanlılar için. Yani senin burada ölmen yani başkalarına nasıl yardımcı olacak ya? O seni hiç ilgilendirmez. O benim diyor. Ayrıntıysa al sana bütün ayrıntılar. Sonra bizimki Galip'in hatırasına saygıyla eğiliyorum. Cesedini önce ikiye sonra dörde böldü. Bir torbaya sıkıştırdı.
postaya paket haline dönüştürdü. Gerisin geri ofise çıktı beyim. Sonra jacuzziye girdi. İyice temizlendi. Bir paşa viskisi hazırladı kendine. Yeni bir takım elbise çekti gardıropta. Enjanti haline büründü. Sonra asansöre binip lobiye indi. Ya usta çıldırtma beni. Her şeyi kameraya kaydettik. Sesiyle, görüntüsüyle her şeyi. Anladın mı şimdi? Kaydettiğimiz filmleri bu uzun uzun suda kıçına masaj yapıp viskisini yudumlarken kestik, biçtik, sıraya dizdik. Saysan bir elin parmağını geçmez. Tek tük namuslu gazetecilere, hakimlere, savcılara, polislere postaladık videoları. Aynı anda A üzerinden yayınladık. Hükümet işe karışamadan sosyal paylaşım sitelerinde zirve yaptı. Associated Press, Guardian, hatta Times, El Cezire, BBC, Flash haber yaptılar videoyu. Dünyayı dolaştı geldi haberimiz. Neyse. Güven indi asansörden. Hiçbir şey olmamış gibi. İndiği an yüzlerce flash patladı. Polisler kelepçeleri taktılar. Sonrası en başta anlattıklarım. He? Şirketin başına kim mi geçti? Ya sen gazete okumuyor musun? Ne? Avrupa bize yayın yasağı koydu. Tamam, çok güzel. Latan faşizm. Şirket falan kalmadı. Yani becerebilirsek bundan sonra şirket falan olmayacak zaten. Tamam. Sen çek bir seyrederiz. Filmin ismini Galip koy ama. Ya herif... Ya, benim hayatımda tanıdığım en iyi kötü adamlardan biriydi. Tamam. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Cansız bir cenaze evi. Gardiyansız bir cezaevi. Pardon. Bu bizim ev. Değil mi? Pardon. Kimi aç, kimi tok olacak tabii. Beş parmağın beşi bir değil tabii. Pardon. Hepsi aynı elden değil mi? Pardon. Cenaze evi, gardiyansız bir cezaevi. Pardon, bu bizim ev değil mi? Pardon. Aç kimi tok olacak tabii.
Beş parmağın beşi bir değil tabi. Pardon. Hepsi aynı elden değil mi? Pardon. Pardon. Çok pardon.